Fabrikalarda kullanılıyor basit bir sistemde. Program PLC'ye yükleniyor. Buradan da silin. Yanma riski yok. Evet. Bunlar ne oldu? Bunlar ne yaptı? Hem hesap hem ince işçilik geliştirmeye yönelik. Bu gördüğünüz gibi burada hem altıgen parçalar var hem de beş. Arz edelim. Açılışımızı bir mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nde yapıyoruz. Hatırlayacağınız gibi ders yılı açılışını da 2015-2016 ders yılı açılışını da yine başka bir mesleki ve teknik Anadolu Lisemizde gerçekleştirmiştik. Bugün bu okulumuzu Ankara Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni seçmemizin özel bir nedeni de var. Hem mesleki ve teknik eğitime verdiğimiz önemi, önceliği vurgulamak ama aynı zamanda sektörümüzün, odalarımızın, sanayi odalarımızın, ticaret odalarımızın, esnaf odalarımızın bu konuya gösterdikleri yakın ilgiyi hem vurgulamak hem de teşvik etmek. O nedenle Ankara Sanayi Odası'na özellikle teşekkür ediyorum. Ankara Sanayi Odası'na Sayın Başkan Nurettin Özdebir'in şahsında Sanayi Odası Eğitim Komitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Burada sadece bu okul değil, biraz önce Sayın Başkan'ın da vurguladığı gibi aynı zamanda anaokulu ve yüksekokulda yaptılar ve milli eğitimimize kazandırdılar. Onlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle eğitimimize katkıda bulunan bütün girişimcilerimize, hayırseverlerimize, özellikle mesleki eğitimimize katkıda bulunan girişimcilerimize ve bu konulardaki gayretini hepimizin çok yakından bildiği merhum Mustafa Koç'a bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Onun gerçekleştirdiği, başlattığı girişimlerin diğer girişimcilerimiz için de örnek olmasını temenni ediyorum. Başkanımızın ve valimizin de belirttiği gibi gerçekten bizim milli eğitimdeki en büyük önceliklerimizden biri mesleki ve teknik eğitim. Hadi bakalım. Şu anda teknolojinin geldiği seviye, gelişme hızı bizim müfredatlarımızın gelişme hızının önünde koşuyor. Yani müfredatlarımız zaman zaman, müfredatımız dediğim yani bizim ders programlarımız zaman zaman teknolojinin gerisinde kalıyor. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Oysa müfredat geliştirme çalışmaları daha yavaş yürüyor. Onun için işte biz özellikle sektörle, sanayi sektörüyle, girişimcilerle işbirliği halinde bu okulları açmak istiyoruz. Çünkü onlar zaten üretimde rekabet edebilmek için, başkalarıyla rekabet edebilmek için en son teknolojiyi kullanmak zorundalar. Ve bunu da gerçekleştiriyorlar. Ama ne oluyor? En son teknolojik cihazlar geliyor fakat onları kullanabilecek Aleyna gibi, Murat gibi yetişmiş nitelikli insanlar maalesef o hızla yetişmiyor. Onun için de bugün özellikle bu okulu sizlerle birlikte yeni yarı yılı açalım dedik. Çünkü kamuoyu buralarda neler yapıldığını maalesef yeterince bilmiyor. Öğrencilerimizin nasıl nitelikli bir eğitim aldıklarını maalesef bilmiyor. Öğrencilerimiz de bilmiyor. Efendim? Bazı siyasetçilerimiz de bilmiyor. Bazı siyasetçilerimiz de bilmiyorlar. Bazı siyasetçilerimiz de bilmiyorlar. Ve böyle okullar, ileride böyle okullar açmayı vaat ediyorlardı.
Bu okullar var. Bu okullar yıllardır var. Şimdi 57'ye ulaştı sayıları. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunları en kısa zamanda 100'e tamamlayacağız. Ve içerideki konuşmamda da söylediğim gibi sadece odaların ve tüzel kişiliklerin değil, gerçek kişilerin de bu tür özel okullar açmaları halinde aynı desteği Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci başına verdiği desteği o okullara da vermeyi sağlayacağız. Onun düzenlemesi için hazırlık yapıyoruz inşallah. Dolayısıyla nitelikte eleman yetiştirmek isteyen özel girişimciler, eğitimciler de bu okullara yatırım yapmakta daha istekli olacaklar. Şimdi bu bir terazi. Evet. Ama bu terazinin özelliği burada değişik formlar var. Aynen. Siz bu formları işlemeyi bu terazi üzerinde öğreniyorsunuz. Evet. İstediğin suyu hesaplıyor. Ve buna göre de evet. Bunlar senin söylediğimiz. Değerleri de ekranda yazıyoruz. Değerleri de hepsinin her birinin ekranda yazıyor. Bu değere göre de otomatik olarak sulamaya başlanıyor. Evet. Teşekkür ederim. Kategorileşiyor mu? Evet. Nereden başlıyor? Şurada start var. Ham madde nerede başlıyor? Burada. Arkadaşlar. Hakkı mı? Sayın bakalım. Geçelim. Satkalım lazım. Özellikle bakalım.